terör örgütlerine kucak açanların bize insan hakları dersi vermeye ne hakları var ne de hakları var. İnsanları fırınlarda yakmış olan Hitler'in torunlarının kalkıp Ermeni soykırımı diyerek bize insanlık dersi vermeye hakkı da yok, haddi de yok. Gittikleri her yeri sömüren, işgal ettikleri her yerin zenginliğini kendilerine çalan Avrupa'nın da bize merhamet dersi, medeniyet dersi vermeye hakkı yok. Evet, bu millet geçmişte tarihinde çok büyük fetihler yaptı. Ama girdiği her kentte, her ülkede o ülkenin zenginliklerini çalan değil, o ülkeye eserler bırakan bir medeniyeti ortaya koydu. Bugün Balkanlara gittiğinizde, bugün Orta Asya'ya gittiğinizde, bugün Orta Doğu'ya, Arap dünyasına gittiğinizde o geçmişteki bizim milletimizin ortaya koyduğu güzel eserleri görürsünüz. O yüzden medeniyet, insanlık, insan hakları nedir? Bunu en iyi bilen ve geçmişte de bunu göstermiş bir milletin torunlarıyız. O yüzden bizim kimseden alacak bir dersimiz yok. Ders veririz ama asla kimseden bu noktada ders almayız. Kimse de bu ülkenin gücünü kıramaz. Avrupa Türkiye'den desteğini çekiyormuş. Efendim Almanya bize kınama yapıyormuş. Amerika Türkiye'den şüphelenmeye başlamış. Rusya ile ilişkiler bozuluyormuş. Efendim Türkiye'nin geleceği karanlıkmış. Kim ne derse desin, bugüne kadar biz kendi gücümüzle, kendi imkanlarımızla ayakta kaldık, kendi gücümüzle büyüdük. Ve Allah'ın izniyle yine kendi gücümüzle büyümeye devam edeceğiz. İsteyen istediği desteği çeksin. Bize Allah yeter. O yüzden biz diyoruz ki, biz Allah diyoruz, ötesini Rabbimize bırakıyoruz. Ve Allah'ın izniyle biz beraberliğimizi, biz birliğimizi, biz kardeşliğimizi bozmayalım. Kim ki bizim kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize el uzatırsa hep beraber onun karşısında duracağız. Bakın bugün Güneydoğu'da çukurlar açanlar, hendekler kazanlar, barikatlar kuranlar, kurdukları barikatların altında kaldılar, kazdıkları çukurlara gömüldüler. Ve o çocukları ellerine silah verip sokağa sürenler şimdi o şehirlere giremez oldular. Daha dün Midyat'ta, önceki gün Sur'da onların eline silah verip o çocukları sokağa çıkaran siyasetçilerin nasıl kovulduğunu hep beraber izliyoruz. Ve Allah'ın izniyle çok kısa zamanda bu terör belasını bu ülkenin gündeminden de çıkaracak ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin büyümesine, 2023 hedeflerine ulaşmasına hiçbir engel tanımadan devam edeceğiz.